da vecchia, fashion dealer. Affedersiniz, savcı hanım yoklar mı? Handan hanım gelmediler, buyurun oturun. Sağ olun. Günaydın. Nasılsınız? Günaydın. Size iyi bir paket getirdim. Sağlam bir cinayet dosyası. Ve suçunu ikrar eden bir suçlu. Suç ne? Sapıklık. Küçük bir çocuğun ırzına geçti ve öldürdü. İğrenç bir olay. Tahkikat tam olarak yapıldı mı? Evet savcı hanım. Hiçbir açık kapı bırakmadım. Tevkif ettirmekte zorluğunuz olmayacak. İnsanları tevkif ettirmek heveslisi değilim. Adaletin tecelli etmesi için uğraş vermekteyim. Yardımlarınız için teşekkürler. Bizim de görevimiz sizlere eksiksiz dosya sunmak savcı hanım. Hı. İyi günler efendim. İyi günler. İddia makamından mütalaasının sorulmasına karar verildi. Evet efendim. Hazırlık soruşturması ve dava dosyasında mevcut delillerden ve sanığın suçunu ikrar etmesinden anlaşıldığı üzere suçu sabittir. Bu nedenle tutuklanması talep ve mütalaa olunur. Sanık Şefik Kara, hakkında okunan iddianameyi duydun. Ne söyleyeceksin? Ben suçlu değilim hakim bey. Bak oğlum. Suçunu ikrar etmiş, ifadeni imzalamış. Baskı altında imzaladım. Günlerce sorguya çekildim. Bunalmıştım. İfademi okumadan imzaladım. Gereği düşünüldü. Sanığın isnat edilen cinayet suçundan ötürü ceza mahkemeleri usulü kanununun 104 ve mütakip maddeleri uyarınca tutuklanmasına, evrakın Cumhuriyet Savcılığına iadesine karar verildi. Savcı hanım, ben Şefik Kara'nın karısıyım. Kocam suçsuzdur. Bana bir kanıt getirin öyleyse. Suçsuzluğunu belgeleyin. Başka bir şey yapamam ki. Her şey size bağlı savcı hanım. Şu yavrumu öksüz bırakmayın. Üzgünüm. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Alo. Evet benim. Kimsiniz? Savcı hanım, ben Şefik Kara'nın karısıyım. Rahatsız ettiğim için beni bağışlayın. Kocam katil değil. Yalvarırım onu kurtarın. Bak kardeşim, gecenin bu saatinde ben ne yapabilirim ki? Bugün de sana söyledim. Bana kesin belge lazım. Sen söyle bana. Kocanın suçsuz olduğunu nereden biliyorsun? Arkadaşları geldiler bana. Cinayet gününde kocam meyhanedeymiş. İnsan aynı saatte iki yerde olur mu savcı hanım? Bir yanlışlık olmalı. Çünkü kocanı yakalayan Cemal çok tecrübeli bir polistir. Böyle önemli bir noktayı gözünden kaçırmaz. Gene de dosyayı yeniden tetkik edeceğim. Görüşürüz. İnsan aynı saatte iki yerde olur mu savcı hanım?
Sen dur, ben bakarım. Alo. Buyurun efendim. Kim? Hayrola savcan? Hemen sizinle görüşmem lazım. Şimdi büromda bekliyorum sizi. Özür dilerim savcı hanım. Gece operasyon vardı. Tam 3'te yattım. Sabah buluşsak? Çok önemli bir konu Cemal Bey. Bir insanın hayatı söz konusu. Ben gece yarısından beri büromda çalışıyorum. 2 saatte siz fedakarlık edin. Tamam. Yarım saat sonra büronuzda olurum. Oldu. Kimdi Allah aşkına bu densiz? Savcı hanım. Acemi çaylak. Bakalım gene neler yumurtlayacak. Sana bir çay hazırlayayım. Hı. Şefik Kara suçlu değil. Dosyayı yeniden inceledim. Bu kanaate nasıl vardınız, sorabilir miyim savcı? En önemli nokta gözünüzden kaçmış. Cinayet saatinde Şefik Kara neredeydi? Dosyayı iyice okudunuzsa orada yazılı. Sözünü ettiğiniz saatte zavallı çocuğun ırzına geçip onu öldürdü. Kesin değil bu. Çünkü aynı saatte Şefik'in meyhanede olduğunu beyan eden bir düzine şahit var. Düzmece şahit olamaz mı bunlar? Biz neler gördük bu meslekte? Şefik katil değilse ben bu mesleği bırakırım ben. Korkarım mesleği bırakmanız gerekecek Cemal Bey. Çünkü bu olayın üzerine gideceğim. Boşuna yorulacaksınız savcı hanım. Bir can için yorulmaya değer sanırım. Umarım siz de benim gibi düşünürsünüz. Ben şahitleri getirtiyorum. Zabıt tutalım. Peki, yazalım. Sizi birlikte dinlemek istiyoruz. Saatin kaç olduğunu ve Şefik Kara'nın dükkanda bulunduğunu kesin olarak hatırlıyor musun? Evet efendim. Şefik Kara çok erken geldi. Efkarlıydı. İşten atılmıştı. Parasız bir adamdı ama çok namusluydu. İçkiyi biz ısmarladık ona. Erken geldi dediniz. Saat kaçtı? Daha kupa maçı başlamamıştı. Saat 2'ydi demek. Beraber maçı izledik. Şefik Kara dükkandan kaçta ayrıldı? 7:30'du. Bizden başka şahit isterseniz bütün meyhanedekiler gelir. Peki polis ifadenize müracaat etmedi mi? Hayır efendim. Üstelik biz polise yardımcı olalım dedik. 3 saat müdüriyet kapısında bekletildik. Sizi bekleten kimdi? Komiser Cemal efendim. Teşekkür ederim beyler. Mahkemede ifadenize tekrar başvurulacak. Şefik Kara'nın tahliye kararını getirdim. Suçsuzluğu anlaşıldı. Şefik Kara mı dediniz? Evet. Adamcağızın 1 dakika fazla kalması bile günah. Üzgünüm savcı hanım. Şefik Kara bu sabah kendini asarak intihar etti. Olamaz. Öldü mü? Evet. 100 kızartıcı bir suçla suçlanmasını onur meselesi yapmış ve kendini asmış. Bütün bunlar olurken siz neredeydiniz müdür bey? Bakın savcı hanım. Şefik Kara'yı buraya ben getirmedim, siz yolladınız. Suçsuzluğunu kanıtlamıştım. Ne yazık ki geç kalındı. Şefik Kara defin için ailesine teslim ediliyor. Bakalım bunun hesabını kim verecek? Thank you.
Başınız sağ olsun. Siz sağ olun demeyeceğim. Kocamı siz öldürdünüz. Adli bir hataydı. Onu kurtarmak için gelmiştim. Suçsuz olduğunu kanıtlamıştım. Neye yarar artık? Kocamı geri getirebilecek misiniz? Acınızın büyüklüğünü anlıyorum. İnanın ben de sizin kadar üzgünüm. İnanmıyorum. Suçsuz adama katil damgası vurdunuz. Asıl katil sizlersiniz. Karısının katiller diye haykırışı hala kulaklarımda. Haklıydı. Şefik Kara'yı biz öldürdük. Ben sizin gibi düşünmüyorum. Adli bir hata yapıldı, hepsi o kadar. Şefik'in intiharından biz sorumlu değiliz. İnsanların onuru vardır komiserim. O zavallıya hem katil hem sapık damgasını biz vurduk. İddianameyi siz hazırladınız. Hazırlık dosyasını sen hazırladın. Sana güvendim. Bu kadar sorumsuz olacağını bilemezdim ki. Bana hakaret etmeye hakkın yok. Ben bu mesleğe hayatımı koymuşum. Demek ki yetmemiş. İnsan gururuna, insan hayatına biraz önem verseydin, Şefik Kara bugün yaşıyor olurdu. Suçunu ikrar etmesi beni yanılttı. Mazeret değil bu. Şahitleri dinlemeliydin. Kapına kadar gelmişler. Bunu biliyorum. Şahitler geldiğinde sorgudaydım. Ve Şefik Kara suçunu kabul etmişti. Nasıl kabul ettiğini tahmin ediyorum. Düşündüğünüz gibi değil. Beni suçlamayın. Ben doğruyu bulmak istiyorum. Hem olan oldu savcı hanım. Bakın, birbirimize ihtiyacımız var. Birlikte çalışacağız. Asla komiserim. Artık birlikte değil, karşı karşıyayız. Senin canını okuyacağım. Bunu hiç aklından çıkarma. İstemeyerek yapılmış bir hata nedeniyle istifa etmen beni üzüyor kızım. Sözünü ettiğiniz hata bir insanın hayatına mal oldu. Artık savcılık yapamam. Bak kızım, mesleğinde çok başarılıydın. İleride daha da iyi olacaktın. İstersen biraz daha düşün. Yeteri kadar düşündüm. Avukatlık yapacağım. Bundan sonra suçlu veya suçsuz onların safındayım. Adli hataların yapılmaması için yaşamım boyunca mücadele edeceğim. Sayın Başsavcım, lütfen istifamı kabul edin. Reagan-Gorbaçov buluşmasını baş sayfaya alıyoruz. Bu konu ayrıca işlenmeli. Afrika'daki açlar için toplanan paranın amacına ulaşıp ulaşmadığı konusu var. Bu konuya girelim mi? Bu konu çok güncel. Atlamayalım, işlensin. Oldu. Bir de intihar olayı var. Yalnız bu çok ilginç. Şefik Kara adında bir tutuklu kendine attı. Adam cinayet ve ırza tecavüz suçundan tutuklanmış. Oysa suçsuzmuş. Ve savcı da istifa etmiş. Karışık bir olay. Yok, pek karışık değil. Şefik Kara'yı yakalayan tecrübeli bir polis, Cemal Gökay. Bence işlenmeli. Olayın üzerine cesaretle gidilmeli. Bence bu konuyu atlayalım. Polis örgütünü karşımıza almayalım. Senin gibi düşünmüyorum. Bu gazetenin kurucusu olan rahmetli babam cesur bir gazeteciydi. Onun prensiplerine sadık kalmalıyız Çiğdem. Çok isteniyorsa yazalım. Ama üzerine fazla gitmeyelim. Tam tersi. Polisin hatası varsa açıklamalı. Başka ne var? Çiğdem Hanım'a gelen tehdit mektubu. Dördüncü mektup oluyor. Hiç önemli değil. Havlayan köpek ısırmaz. Tehdit bana yapılıyor Cengiz. Gazetenin sahibi benim. Oysa cesaretli yazıları yazdıran sensin. Mafyayı, hayali ihracatçıları deşifre eden sensin. Sanırım bu bir kusur değil. Gazetenin tirajının büyük ölçüde arttığı inkar edilemez. Eğer arzu edersen savcılığa müracaat edip koruma isteyelim ha? Peşimde bir muhafızla dolaşmak beni rahatsız eder. Arkadaşlar toplantı bitmiştir. Bir dakika. Bunu bu tarafa alıyoruz. Tamam. Skandal. Polis masum bir adama suçlu damgası vurdu.
Bir çocuğun ırzına geçmek ve öldürmekle suçlanan Şefik Kara intihar etti. Savcı Handan Çelik istifa etti. Şefik Kara'yı yakalayan 2. Şube Başkomiseri Cemal Gökay'ın da istifası bekleniyor. Kardeşim birini yaraladı. Davasına bakmanızı rica ediyorum. Önce bana geldiğiniz için teşekkür ederim. Yalnız size yardımcı olamayacağım. Çünkü ceza davalarına bakmıyorum. Bunu bilmiyordum. İzninizle. Güle güle. Sana geliyordum. Şu gazeteye bak. Neler yazmışlar. Yazılanları takip ediyorum. Onlara kızmaya hakkın yok. Görevlerini yapıyorlar. Bu bilgileri sen mi verdin onlara? Böyle bir şeyin suç olduğunu bilecek kadar kanunları bilirim. Ha. Nasıl öğrenmişler peki? En ince detayına kadar yazıyorlar. Onların işi bu. Herkes işini iyi yapsa bir takım tatsızlıklar olmaz, acılar yaşanmazdı. Bu taş bana değil mi? Benim şerefli bir mazim var. Bunu bir gün sen de anlayacaksın. O yazıları ben yazmadım. Niye gazeteyle hesaplaşmıyorsun? Şimdi değil. Bir gün onlarla hesaplaşacağım. Güzellik yarışmamız büyük ilgi topladı Çiğdem. Özellikle ilgileniyorum. Biliyorum. Yalnız ilgilendiğin yarışma değil. Kraliçe adayları genç kızlar. Saçmalama lütfen. Basit kıskançlıklarla huzurumuzu bozma. Hangi huzurumuzdan söz ediyorsun? Herkesin diline düştüm. Genç kocası tarafından aldatılan zengin kadın durumundayım. Yalan. Çirkin dedikodu bunlar. Hayatımda senden başka kadın yok. Yalan olan bu. Küçük fahişelerle yattığını herkes biliyor. Nasıl inanırsın Çiğdem? Mutluluğumuzu kıskanıyorlar. Ben mutlu değilim. Ateş olmayan yerde duman çıkmaz. Kocam gibi değil, bir jigolo gibi davranıyorsun. Artık tahammülüm kalmadı Cengiz. Yalnız kalmak istiyorum. Bize ne oldu Çiğdem? Aramızdaki uçurumu kapatıp eskisi gibi mutlu olamaz mıyız? Aramızdaki uçurumu sen büyüttün. Doğru değil bu. Doğru olmayan evlenmemizdi. Aramızdaki yaş farkını düşünmeliydin. Kendine haksızlık ediyorsun. İlk gecemizi düşün. Bana en büyük mutlulukları vermiştin. Kollarımdaki sıcacık kadın sendin. Teninin sıcaklığını, kadınca kokunu hiç unutamadım. Seni özlüyorum. Seni istiyorum. Beni yaktınız, ben de sizi yakacağım. Bırak Haydar Efendi. Ne söyleyecekse söylesin. Hakkınızda dava açacağım. Ticari itibarımı sıfıra indirdiniz. Konu nedir? Önce onu söyleyeyim. Hayali ihracat. Gazeteniz her şeyimi açıkladı. Mali polis defterlerime el koydu. Niye gocunuyorsunuz? Suçlu değilseniz aklanırsınız. Kolay değil. Durun. Kredilerim kesildi. Sıfıra düştüm. Bunun hesabını soracağım sizden. Açıkça tehdit ediyorsunuz. Ediyorum, edeceğim. Yaptıklarınızı pahalıya ödeyeceksiniz. Bu gazeteyi yerle bir edeceğim. Allah belanızı versin. Tehdit mektuplarını gönderen bu olmalı. Savcılığa müracaat etsek iyi olur Çiğdem Hanım. Haklısınız. Siz gerekeni yapın. Ben Cengiz'le konuşurum. Yarışma heyecanı içindeyim. Moralimi düzeltmek için Sapanca'da tatil yapmak istiyorum. Moralini düzeltmek için yardımcı olmak isterdim. Merhaba Çiğdem. Yarışma adaylarımızdan Alev Hanım'ı tanıtayım. Şartları konuşuyorduk. Umarım konuşmanız bitmiştir. Güle güle Alev Hanım.
Size iyi günler dilerim. Teşekkür ederim. Az önce odama gözü dönmüş bir adam girdi. Senin yazdığın yazılar için beni tehdit etti. Sen de burada oturmuş basit orospularla kırıştırıyorsun. Günahımı alıyorsun. Sen iğrenç bir yalancısın. Benim verdiğim güçle, benim paramla beni aldatıyorsun. Doğru değil Çiğdem. Senin moralin bu. Moralimi bozan sensin. Beni küçük düşüren sensin. Beni yanlış tanıyorsun. Lütfen tartışmayalım. Tartışmayacağız, tamam. Ama bir gün senin ihanetini yakalayacağım ve sen seni bulduğum sefaletin içine gireceksin. Senden ayrılacağım. Bir dakika lütfen. Kapıyı vurduğunu duymadım komiserim. Vurmadım ki duyasın. Bu gazete iyice azıttı. Yine aleyhimde yazı yazmışlar. Bu konuyu daha önce konuşmuştuk. Biz ikimiz aynı gaye için çalışıyoruz. Gazete aleyhine manevi tazminat davası açmak istiyorum. Olayı en yakından bilen sensin. Vekilim olur musun? Üzgünüm komiserim. Ben haklı bulduğum insanı savunurum. Sen haksızsın. Öyle mi? Kabahat bende. Ünlü avukatlar varken bir acemiye geldim. Bu acemi bir gün senin karşına çıkacak ve canına okuyacak komiserim. O günü ben de sabırsızlıkla bekleyeceğim. Evet, bekleyeceğim. Yeni bir tehdit mektubu aldım. Gene aynı üslup ve gene aynı daktiloyla yazılmış. İşin şakası yok Çiğdem Hanım. Mektubu gönderen karanlık güçlerin kiraladığı bir katil olabilir. Açıkça ihtar ediyorlar. Bana kalırsa gazetemizin cesur girişimlerini asgariye indirmek. Gazetemizin politikasını kocam yönlendiriyor. O nerede? Toplantıya niçin katılmadı? Bildiğinizi sanıyordum. Cengiz Bey belediye seçimlerini takip etmek için taşraya gitti. Haberim yok. Seçim yazarlarımız varken kocam niçin gazeteden ayrılıyor? Özellikle ilgilendi. Köşe yazarları için doküman toplayacağını söyledi. Umarım ancak hafta sonunda döner Çiğdem Hanım. Nerede olduğunu öğrenince hemen bana bildirin. Bundan sonra gazetenin politikasını ben yönlendireceğim. Ayrıca eşimin bazı yetkilerini de geri alıyorum. Ne haber Nurhan? Özlettin kendini. Nerelerdesin? Sapanca'da mı? Kısa bir tatil için geldim. Üzgünüm Çiğdem. Sen benim en can arkadaşımsın. Seninki burada, kocan. Yanında da bir kadın var. Anlıyorum Nurhan. Teşekkür ederim. Çok üşüdüm. İleride kahve var. Sıcak bir çaya ne dersin? Ben sıcak bir yatağı tercih ederim. Ve ateşli bir erkeği. Yemeği istersen burada yiyelim. Ben buraya odada kapalı kalmak için gelmedim. Eğlenmek, özgürlüğün tadını çıkarmak istiyorum. Özgür olmadığını hatırlatırım. Burada bizi kim görecek? Hadi, diskoya inelim. Cengiz Bey diskodalarmış Çiğdem Hanım. Do you want to dance with me?
seni seçim gezisinde biliyordum. İzin ver, her şeyi açıklayayım Çiğdem. Seni suçlarken haksız olmadığım kanıtlandı. Sen iğrenç ve utanmaz bir adamsın. İnan bunalım içindeyim. Beni kendimden uzaklaştırdın. Bir boşluğa düştüm. Bundan sonra sürüneceksin. Bir hiç olacaksın. İstanbul'a döner dönmez boşanma davası açacağım. Senden kurtulacağım. Ankara'da bir hafta kalacağım. Bu süre içinde ikimiz de daha sağlıklı düşünürüz. Ben düşündüm ve kararımı verdim Cengiz. Boşanmak istiyorum. Seni seviyorum ben. Sen beni değil, paramı, sana verdiğim imkanları seviyorsun. Doğru değil bu. Ne yazık ki doğru. Birbirimize oyun oynamayalım. Sıradan bir adamdın, sayemde kişilik sahibi, mevki sahibi oldun. Bunu hiçbir zaman unutmadım. Bağışla beni. Kapatalım, bitti. Bizim meselemiz bitti. Umarım ayaklarıma kapanıp yalvarmazsın. Zaten gene de bir şey değişmezdi. Sana iyi yolculuklar. Bıçağı bahçede bulduk komiserim. Katile ait olduğu kesin. Parmak izi araştırın. Baş üstüne. Maktule tecavüz edilmemiş. Vücudunda 14-15 derin yara var. Sanki doğranmış kadın. Sapık bir katille karşı karşıyayız. Soygun olmadığı kesin. Parmak izlerine dikkat edin. Peki efendim.
Lütfen içeri girin. Çekilin, ben ev sahibiyim. Başınız sağ olsun, karınızı öldürün. Doğru olamaz bu, lütfen, olamaz. Cengiz Bey, lütfen. Bırak. Onu görmeseniz daha iyi olur, lütfen. Durun, götürmeyin. Karımı götürmeyin. Çiğdem, yavrum, ne yaptılar sana, nasıl kıydılar? Cengiz Bey, doktor sakinleştirici bir iğne yapsın mı? İstemiyorum. Beni sakinleştirmek istiyorsanız o katili bulun. Bulun onu bana, bulun o canavarı! Şüpheli biri var mı acaba? Suikast olabilir mi? Hakkendeli olabilir mi acaba? Siyasi bir şirayet denilebilir. Lütfen efendim, bir açıklama yapar mısınız? Arkadaşlar, bir dakika, bir dakika lütfen, lütfen beni dinleyin. Bu aşamada kesinlikle herhangi bir yorum yapamam. Bekleyin, gelişmelere göre bilgi alacaksınız. Şimdi izninizle. Av bıçağı Cengiz Bey'indi. Hanımefendi ile beyefendi iyi geçinirler miydi? Her ailede olduğu gibi, ara sıra kavga ederlerdi. Peki, olay günü Cengiz Bey evde değil miydi? Ankara'ya gitmişti. Cengiz Bey'i havaalanına ben bıraktım. Uçağın kalkmasına 20 dakika vardı. Ha, pekala, gidebilirsin. Yanılmama imkan yok. Cengiz Bey'in bilet kontrolünü ben yaptım. Uçağa bindiğini gördünüz mü? Bulunduğum yerden görmeme imkan yok. Cengiz Bey fotoğrafçı olarak gazetemize girdi. Kabiliyetli bir gençti. Üst kademelere kadar yükseldi. Tabii bu yükselişinde Çiğdem Hanım'ın eşi olmasının etkisi de vardı. İyi anlaşırlar mıydı? Son zamanlarda Çiğdem Hanım ayrılacaklarından söz etmişti. Bu çok önemli de, bu duyduğunuz bir haber mi yoksa dedikodu olabilir mi? Yok, kesinlikle hayır. Çünkü Çiğdem Hanım doğrudan bana söyledi. Ayrılma sebebini de biliyor musunuz? Evet, Çiğdem Hanım eşinin ihanetinden şüpheleniyordu. He. Aha. Teşekkür ederim. Öldürülen kadının kocası birinci derecede mirası hak kazanıyor. Bu bir. Bana bir söz söyledi. Beynime çakılıp kaldı. Katili bulun dedi. Canavarı bulun. Nereden biliyor bunu? Bir ya da iki katil olabilir. Etti iki. Cinayet aleti olan av bıçağı hakkındaki raporu aldın mı? Av bıçağının kocaya ait olduğu tespit edildi komiserim. Etti üç. Katilin evi çok iyi bildiği kesin. Evet, kapılar zorlanmamış. Belki de anahtarla açıldı, ne dersiniz ha? Etti 4. Uçaktaki yolcuların listesi? Cengiz Bey 16:45 uçağıyla Ankara'ya uçmuş. Fakat uçakta bir yolcu eksikmiş. Etti 5. 5. 5. Bu kadar varsayım şimdilik yeter. Karışık gibi görünen bu cinayet sanırım kolay çözülecek çocuklar. Evet çocuklar, hedef Bay Cengiz Okan. Siz görevinizi yapıyorsunuz Cemal Bey. Rahat hareket edebilirsiniz. Belki faydası olur komiserim. Çiğdem Hanım'a gelen tehdit mektupları, buyurun. Bu tehdit mektupları için savcılığa müracaat ettiniz mi? Karım istemedi. Çok cesur bir kadındı. Her şeyden önce idealist bir gazeteciydi. Bu tehdit mektuplarının gazetemizin yayın politikasından rahatsız olan kişiler tarafından yollandığını tahmin ediyorum. Cengiz Bey, gazetede resmi bir ortaklığınız var mı? Sadece sembolik bir hissem var. Gazetenin imtiyaz sahibi rahmetli karımdı. Üzgünüm Cengiz Bey. Sizi sorgulamaya almak zorundayım. Ben hazırım başkomiserim.
Buyurun gidelim. Önce cinayetin işlendiği saat olan 23.30'da neredeydiniz Cengiz Bey? O saatte ve bütün gece Ankara'daydım. 4.45 uçağıyla uçmuştum. O uçakta bir yolcu eksikti. Bunu tespit ettik. O yolcunun kimliği belli mi? Eksik olan yolcu ben miyim yani? Olmadığınızı ispat edebilir misiniz? Mümkün değil ki. Siz ben olduğumu ispat edebilir misiniz? Cengiz Bey, sizi burada bir müddet alıkoymak zorundayım. Gerçeği anlatıncaya kadar misafirimiz olacaksınız. Cengiz Bey, buyurun. Bana hep aynı sualleri soruyorsunuz, ben de aynı cevapları veriyorum. Bu daha ne kadar sürecek? Fazla sürmeyecek, çünkü sizi cinayetle suçluyorum Cengiz Bey. Bu saçma kanaate nasıl vardınız? Önce yıllanmış tecrübem, sonra da varsayımlar. O yıllanmış tecrübeniz ve varsayımlarınızla kısa bir süre önce masum bir adamın ölümüne sebep olmuştunuz. Gazetenizde bu olayı ballandıra ballandıra kamuoyuna duyurmuştu. Gazete olarak görevimizi yapmıştık Cemal Bey. Ha. Şimdi de ben görevimi yapıyorum Cengiz Bey. Çeşitli varsayımların üstünde bir delil var. Beni merakta bırakmazsınız sanırım. O gün karınızın cesedine kapanırken bana bir şey söylediniz. Katili bulun. O canavarı bulun. Hatırladınız mı? Hatırladım, öyle demiştim. Cengiz Bey, neden katilleri bulun demediniz de katili bulun dediniz? Çünkü bir kişi olduğunu biliyordunuz değil mi? Lafın gelişi söylemiş olamaz mıyım? Lafın gelişi değil. Hayır, lafın gelişi değil. Bilinç altınızdaki gerçeği söylediniz bana. Çünkü o gece evdeydiniz ve karınızı da siz öldürdünüz. Yalan! Karınızı siz öldürdünüz Cengiz Bey. İtiraf edin siz! Evet, karınızı siz öldürdünüz. Hadi, itiraf edin, siz öldürdünüz karınızı. Söyleyin, siz! Cengiz Okan, emniyet soruşturma dosyası ve Cumhuriyet Savcılığının talepname ve ekleriyle karını taammüden öldürdüğün iddia ediliyor. Suçsuzum. Karımı ben öldürmedim efendim. Toplanan delillere ne diyorsunuz? Aleyhimdeki tüm deliller düzmecedir. Polisteki ifademi baskı altında verdim. Yazdıkları zaptı zorla imzalattılar. Salıverilmemi talep ediyorum. Gereği düşünüldü. Delillerin takdiri, yargılamayı yapacak görevli mahkemeye ait olmak üzere sanık Cengiz Okan'ın kendisine isnat olunan cinayet suçundan ötürü ceza mahkemeleri usulü kanununun 104 ve müteakip maddeleri uyarınca tutuklanmasına, evrakın Cumhuriyet Savcılığına iadesine karar verildi. Cinayetle suçlanıyorsunuz, söyleyeceğiniz bir şey var? Karınızı niçin öldürdünüz? Şiddetli geçimsizlik diyebilir miyiz? Tek biraz şey oldunuz, doğru arkadaşlar, bir dakika. Sizlere söyleyecek bir tek sözüm var. Suçsuzum ve bunu ispat edeceğim. Danışmanlarınızı odama aldım. Sadece 10 dakika görüşebilirsiniz. Sağ olun müdür bey. Buyurun, avukat listesi. Bana ünlü ceza avukatlarının listesi dediniz. Oysa burada Handan Çelik adında isimsiz biri var. Evet, eski bir savcıdır. Gazetemizde yayınlanan Şefik Kara olayına adı geçmişti. Özellikle ismini listeye yazdık. Biraz açıklar mısınız? Savcılık yaptı. Adliye ile arası iyidir. İyi savcı, iyi bir cezacı demektir. Kadın olması olumlu ve etkendir. Ve en önemlisi sizi suçlayan başkomiser Cemal Gökay'ın hasmı olmasıdır.
İyi çalışmışsınız. Bu durumda benim de adayım Handan Çelik'tir. Hoş geldiniz beyler. Buyurun oturun. Randevusuz rahatsız ettiğimiz için özür dileriz. Rica ederim. Buyurun. Çok büyük bir gazetenin sahiplerinden Cengiz Bey tutuklandı cinayet suçuyla. Size nasıl yardımcı olabilirim? Bu davaya bakmanızı Cengiz Bey özellikle istedi. Ve selamlarını saygılarını iletti. Sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Ne yazık ki ceza davalarına ben bakmıyorum. Bu davanın bir özelliği var Handan Hanım. Cengiz Bey'i suçlayan polis Cemal. Cemal mi? Evet, olayları biliyoruz. Şefik Kara olayı hala gündemde. Gene suçsuz bir insanın ipe gönderilmesini istemezsiniz herhalde. Beyler, beni ikna etmenize gerek kalmadı. Polis Cemal'le ufak bir hesabım var. Ama davayı almadan önce sanıkla konuşmam gerek. Suçsuz olduğuna önce ben inanmalıyım. Görüşebilirsiniz. Merhaba. Davamı aldığınız için mutluyum. Henüz almadım Cengiz Bey. Bazı sorularım var. Hazırım. Önce suçsuz musunuz? Sizin ağzınızdan duymak istiyorum. Suçsuzum. Kesinlikle suçsuzum. Bu sözünüzü teminat olarak kabul ediyorum. Şimdi sıra şartlarımda. Her şeyinizi bana anlatacaksınız. Memnuniyetle. Özel hayatınızı, iş hayatınızı, her şeyinizi. Ufacık bir detayı gizlerseniz ve bunu yakalarsam hemen davayı bırakırım. Kabul edildi, başka? Duruşmanın sonuna kadar gazetenizde size ait hiçbir haber, yorum ve röportaj çıkmayacak. Söz, başka? Son olarak duruşmaya tek başıma katılacağım. Hiçbir hukuk danışmanını kabul edemem. En çok bu şartınızı beğendim. Çünkü siz varken onlara zaten tahammül edemem. Evet, sizi dinliyorum. Patlama açıyorum, geldim. Dur be ya, Allah Allah. Kim bu? Vay! Merhaba Rıza Ay, baba. Merhaba, vay! Sen misin savcı hanım? Ben de alacaklı geldi sandım, basacaktım kalayı. Geç, buyur şöyle, otur, otur canım. Söyle bakalım, hangi rüzgar attı seni böyle? Sana ihtiyacım var Rıza baba. Artık savcılık yapmıyorum, avukatım. Ve önemli bir cinayet davasını aldım. Hayırlı olsun ama benim gibi bir emekli polise niye ihtiyacın olsun ki? Sen emekli oluncaya kadar polis örgütünün en iyi dedektifiydin. Birlikte çalışalım mı? Çalışalım, çalışalım. Ama bir tek şartım var. İçkimi içerim ben. Çünkü iki tane atmadan kafam çalışmaz. Bir tane de benden çek be Rıza baba. Çünkü kafalarımızın çok çalışması lazım. Anlaştık mı? Anlaştık. Eldeki dokümanlara bakılırsa çok ağır bir yükün altına girmişsin kızım. Farkındayım. Ağır yükümü senin yardımınla hafifleteceğime inanıyorum. Örgütün en acar dedektifi sendin, unutma. Birbirimizi yağlamayı bırakalım da işe başlayalım. Cengiz Okan lehinde delil toplamamız gerek. O benim işim. Önce tahkikat dosyasına bir göz atayım. Sonra seninle oturup bir program yapalım ha? Benim bir davam var, çıkmam gerek. Sen otur çalış olur mu? Merhaba. Merhaba. Seni tekrar gördüğüme sevindim Rıza. Sağ ol, sağ ol komiserim. Gel otur şöyle, gel. Seninle iyi işler yapmıştık ha? Şimdi avukat Handan Hanım'la çalışıyorum. Cengiz Okan davası. Şaşırdım. Adnan Çelik ceza davaları almıyordu. Demek ki benimle savaşmak için kabul ettin. Orasını bilemem.
Ben tahkikat dosyasına bir göz atacağım, fotokopileri alacağım. Tabii tabii, ama bak dinle beni. Boşuna zahmete girersin. Eski bir arkadaşımsın. Savunmasını aldığınız Cengiz Okan katildir. Buna benim de inanmam lazım komiserim. Avukat Handan Çelik adına dosyayı tetkik etmek istiyorum. Vazgeç. Handan'a da vazgeçmesini söyle. Bana eski bir alışkanlıkla geldin sanırım. Artık savcı değilim, avukatım. Sana bazı tavsiyelerde bulunmaya geldim. Bu davadan vazgeç. İnan. O adam katil. Gene yanlış yoldasın. Cengiz Okan katil olamaz. Tanıdım adamı, konuştum. Çok kibar ve yakışıklı, öyle mi? Evet öyle. Ve davasını kabul ettim. Ne yazık ki bu ilk büyük işinde başarılı olamayacaksın. Ama oldukça iyi bir reklam olur, değil mi? Ben reklam peşinde değilim komiserim. Bir hayat kurtarma savaşındayım. Bu savaştan yenik çıkacaksın. O adam katil. Bu kanaata nasıl vardın? Delillerle. Hiç sanmıyorum. Senin aleyhinde gazetesinde yazılar çıktı. İntikam uğruna bir can almaya çalışıyorsun. Doğru değil bu. Biliyorum, her şey adamın aleyhine. Bak. Bütün miras Cengiz'e kalıyor. Bu bile yeterli bir cinayet sebebi. Sen çağ dışı kalmışsın komiserim. Onun mevkiinde bir adam aptalca, sapıkça cinayet işlemez. Dış görünüşü seni yanıltmasın. Gel. Bu sevdadan vazgeç. Asla. Sonuna kadar savaşacağım. Ve kazanan ben olacağım. Üzerinde duracağımız hususlar şunlar Rıza Baba. 1. Cinayet saatinde müvekkilimin nerede olduğu araştırılacak. 2. 4.45 uçağına binip binmediği sorulacak. 3. Ankara'da kaldığı otelden kayıtlar istenecek. 4. Kesin delil olarak gösterilen bıçak özel bir bıçak mıdır? Benzeri var mıdır? Yoksa yok mudur? Ona bakılacak. 5. En önemlisi, gazete arşivlerinden başkomiser Cemal aleyhine yazılan yazıların hepsi alınacak, tamam mı? Tamamdır. Bir şey merak ettim, sen niye avukat oldun? Zıpkın gibi bir dedektif olabilirdin. Olmadım, çünkü senin gibisi varken bana iş düşmezdi. Hadi Rıza Baba, fazla vaktimiz yok, acele edin. Eldeki bütün deliller cinayetin son derece bilinçli olarak hazırlandığını ve büyük bir soğukkanlılıkla işlendiğini göstermektedir. Hazırlık dosyasından anlaşılacağı gibi sanık suçunu kabul etmemiş ve suçsuz olduğunu beyan etmiştir. Ancak sanık aleyhindeki deliller cinayeti bu bıçakla miras nedeniyle taammüden işlediği kanaatini hasıl etmektedir. İtiraz ediyorum. Cinayeti ben işlemedim. Karımı da öldürmedim. Sus! Söz verilmeden konuşmayacaksın. Buyurun devam edin. Bu nedenle
İddianamemizde belirttiğimiz üzere, sanığın isnat edilen cinayet suçunu işlediği anlaşıldığından, eyleme uyan Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesi uyarınca cezalandırılmasını talep ediyoruz. Söz savunmanın. Sayın Başkanım, iddia makamının belirttiği gibi müvekkilim hakkında kesin bir delil yoktur. Kanaate binaen cinayetle suçlanmaktadır. Sözü edilen delillerin hiçbiri tutarlı değildir. Biz bu delillerin geçersizliğini kanıtlayacağız. Birinci derecedeki delil olarak gösterilen cürüm aleti bıçağın tetkik edilmesini rica ediyoruz. Ya verin bakayım. Devam edin. Başkanım, bu bıçakları da sayın mahkemenize sunuyorum. Görüldüğü gibi model olarak, şekil olarak ve marka olarak cinayetin işlendiği bıçakla sunduğum bıçakların hepsi benzer ve aynıdır. Yani cinayetin işlendiği bıçağın bir benzerine müvekkilimin sahip olması ille bu cinayeti işlemesi demek değildir. Sayın Başkanım, bu bıçaktan yüzlerce kişi satın almış olabilir. O halde sayın savcı buraya sanık olarak bu bıçaktan satın alanların hepsini getirmelidir. Ayrıca bugün burada benim müvekkilime itham eden sayın savcı da bu bıçaktan satın almış olabilirdi. O zaman sayın savcı da mı bu sanık sandalyesine oturacaktı? Bıçak üzerinde müvekkilimin parmak izine de rastlanmamıştır. Demek ki cinayetin işlendiği bu bıçağın mutlak surette müvekkilime ait olduğu iddia edilemez. Ve bu bıçak yüce mahkemeniz için delil olamaz. Lütfen tahkikatı idare eden yetkiliden sorulmasını rica ederim. Tanık çağrılsın. Sanık müvekkilinin bıçağın üzerindeki parmak izlerinde durması çok yersiz. Katil eldiven giymiş olamaz mı? Sayın Başkanım, savunmanın iddia ettiği gibi sanık cinayet saatinde Ankara'da olduğunu kesinlikle ispat edememiştir. 4.45 uçağında bir yolcu eksikti. Sanık bütün uçuş işlemlerini tamamlamış ama cinayeti önceden tasarladığı için de uçağa binmemiştir. Başkanım, söz istiyorum. Buyurun. Tanık başkomiserin iddiasını kesin delillerle çürüteceğiz. Müvekkilim 4.45 uçağıyla Ankara'ya uçmuş, Etap Oteli'nin 46 numaralı odasında konaklamıştır. Bu durum otel kayıtlarıyla da tespit edilmiştir. Evet, takdim ediyorum. Ayrıca cinayet günü Ankara uçağındaki eksik yolcunun kimliği tespit edilmiştir. İzninizle tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum. Siz ne diyorsunuz, sizce münasip midir? Bizce de uygundur. Uçağa binmek üzereyken anonsu duydum. Telefona çağrılmıştım. Karım erken doğum için hastaneye kaldırılmış. Derhal hastaneye koştum. Size o günün tarihini taşıyan uçak biletimi sunuyorum. Söyleyeceğiniz başka bir husus var mı? Var efendim. Lütfen sayın başkomiserin tekrar dinlenmesini talep ediyorum. Tahkikatı yürüten emniyet görevlisinden şu hususu açıklamasını istiyorum. Müvekkilime büyük bir çabayla katil damgası vurmasının özel bir nedeni var mıdır? Kesinlikle yok. Ben bir kanun adamıyım. Suçlu olduğuna inanıyorum. Çünkü suçludur. Sayın Başkanım, şahit sorduğum suali saptırdı. Özel bir sebep olmadığını söyledi. Oysa vardı. Müvekkilimin gazetesi başkomiser hakkında yazılar yazmıştı. Bir hatasını kamuoyuna açıklamıştı. Gazetenin 10 üsalarını takdim ediyorum. Sayın Başkanım, çıkan yazılar başkomiseri rahatsız etmişti. Hatta bana geldi, bilgileri verdiğim için suçladı beni. Ve aynen şu sözleri söyledi.
sırası gelince onlarla hesaplaşacağım. Ve şahidin beklediği an geldi sayın başkanım. Hakkınızda söylenenler doğru mu? Evet, o sözleri söyledim. Yalnız savunmanın iddia ettiği gibi sana kişisel kızgınlığım için suçlamadım. Katil olduğu için suçladım. Evet, buna inandığım için onu suçladım. Müvekkilim yüksek tirajlı bir gazetenin sahibi durumundadır. Kişiliği ve mevkii vardır. Kesin deliller olmadan cinayetle suçlanması haksızlıktır. Müvekkilimin daha fazla mağdur olmaması ve yıpranmaması için nakdi kefalete rapten salı verilmesini... Sanık Cengiz Okan'ın 10 milyon kefalete rapten tahliyesine ve yurt dışına çıkışının tahdidine oy birliğiyle karar verildi. Teşekkür ederim. Bana düşmansın biliyorum. Ama şunu aklından çıkartma. O katili elimden alamayacaksın. Görüşürüz. Görüşürüz. Başarını kutlamak istiyorum Handan. Henüz başarmış değiliz. Acele etme. Beraat etmedin. Biz sadece ilk raundu kazandık. Dava aleyhimize gelişebilir. Bu bir tahmin mi? Tahminin ötesinde bir korku. Karşı taraf boş durmayacaktır. Karşı taraf dediğin komiser Cemal mi? Evet o. Handan haklı evlat. Cemal'i çok iyi tanırım. Tuttuğunu kopartan bir polistir. Senin dosyan Cemal için henüz kapanmadı. Sakın kızma. Suçluysan elinden kurtulamazsın. Bir adamı sadece kanaatle mahkum etmenin imkansız olduğunu sen de bilirsin Cemal Bey. Cengiz Okan'ın katil olduğuna inanıyorum Savcı Bey. Beni de inandırmalısın. Kesin delil lazım. Bu delilleri bulacağım. Sana özel bir soru Cemal Bey. Cevap vermek zorunda değilsin. Savunmanın iddia ettiği gibi senin suçlaman kişisel bir öfkeden mi kaynaklanıyor? Şerefim üzerine yemin ederim ki sanıldığı gibi değil. Kızdığım doğru. Ama bir hayat söz konusu olduğu zaman kişisel kızgınlığımı unutacak kadar kanuna bağlıyım Savcı Bey. Sana inanıyorum. Ve kesin delil bekliyorum Cemal Bey. Arkadaşlar, şimdi avukatım Handan Hanım'ın en önemli şartının yerine getirilmesini istiyorum. Bugünden itibaren gazetemde hakkında hiçbir yazı çıkmayacak, röportaj ve yorum yapılmayacak. Ve ben duruşmanın sonuna kadar gazete yönetiminden çekileceğim. Size ihtiyacımız olursa arayabilir miyiz? İhtiyacınız olmasın. Gazetemi idare edeceğinizden eminim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Nasıl? İstediğim bu değil miydi? İstediğimden de fazlasını yaptın. Sırada ne var şimdi? Hayatın. Bana her şeyini anlatmalısın. Tekrar ediyorum. Eksik anlatırsan ve ben bunu yakalarsam hemen davayı bırakırım. Davayı bırakmaman için eksik değil, fazlasını anlatacağım.
Çocukluğum, gençliğim pek parlak geçmedi. Güç şartlar altında tahsilimi tamamladım. Gazetecilik okulunu bitirdim. Hemen iş bulduğumu sandım. Yarı aç, yarı tok yaşadığım günler oldu. Magazin fotoğrafçılığı filan derken şimdiki gazeteye spor muhabiri olarak girdim. Başarılı 1-2 yılım geçti. Fotoğraf dalında mansiyon kazanmıştım. Ödülümü Çiğdem verdi. Birbirimizden etkilenmiştik. Arkadaşlığımız aşka dönüştü ve evlendik. Seçkinlerin arasına karışmam zor oldu benim için. Dışladılar devamlı olarak. Onlardan biri değildim çünkü. Rahmetli karım güçlü bir kadındı. Beni korudu. Çünkü birbirimizi seviyordu. Aramızdaki yaş farkı karımı rahatsız ederdi. Ve bir kıskançlığın pençesinde kıvranırdı. Feci haberi Ankara'dayken aldım. Uçak yoktu. Taksiyle döndüm. Karım şurada kanlı bir et yığını halinde yatıyor. O hayat dolu, güçlü ve güzel kadın artık yaşamıyor. Bu acıyı ömrüm boyunca unutabileceğimi sandım. Burası herkesten gizlediğimiz bir evdi. Şehrin gürültüsünden, seçkinlerin çirkin dedikodularından uzak kalmak için bu eve gelirdik. Burada mutlu olurduk. Her gelişimizde yeni ve taze bir balayı yaşardı. Sonra gene beni kıskanırdı. Karına sadık mı kaldın? Evet. Ya o? Bildiğim kadarıyla sadık kaldı. Kesin bilmiyorsun. Bilmiyorum. Ben katil miyim? Bilemiyorum. Ama seni savunuyorum. Savunacağım. Bak tekrar soruyorum. Sakladığın bir şey var mı? Var. Ne oldu? Nen var? O burada. Komiser Cemal. Lütfen sakin ol. İyi günler komiserim. İyi günler. Görevimiz sayesinde bu güzel yerleri görüyoruz işte. İstifa ettiğiniz zaman bol vaktiniz olacak komiserim. Dava bitiyor. Benim için bitmedi. Öbekgilinizi hem savunuyor hem de teselli ediyorsunuz sanırım. Çizmeyi aşıyorsunuz komiser bey. Özel hayatıma karışmaya hakkınız yok. Biliyorum. Ben özel hayatının davayla ilgili bölümünü araştırmaya çalışıyorum.
İyi tatiller. Mahkemede görüşürüz. Evet komiserim, sözünü ettiğiniz tarihte Cengiz Bey otelimizde konaklamıştı. Karısıyla birlikte? Hayır, Alev Coşkun adında bir hanım arkadaşıyla. Alev Coşkun. Özel hayatının davayla ilgili bölümünü derken ne demek istedi acaba? Saçmalayıp duruyor. Peşimde sanki bir cellat. Herhalde gazetede çıkan yazıların acısını çıkartmak için benimle uğraşıyor. Hevesi kursağında kalacak. Bu son duruşmadan sonra özgür olacaksın. Hiç sanmıyorum. Çünkü artık güzel gözlerinin eseriyim yavrum. Teşekkür ederim. Bu güzel sözleri İstanbul'a sakla. Hemen dönmemiz lazım. Ne haber? Yeni bir gelişme var mı? Hem de nasıl? Okusana şunu. Cengiz Okan suçsuzdur. Bence normal bu. Herhangi biri gönderebilir. Herhangi biri değil. Olayı çok iyi bilen biri. Bak şunlara. Çiğdem'e gelen tehdit mektuplarının fotokopileri. Hepsi aynı daktiloda yazılmış. Dikkat et. Haklısın Rıza baba. Haklıyım elbet. 1959 model Numan ideal makinede yazılmış. Bak hepsinde re harfi bozuk. Aslan babam, seni emekliye ayıranlar çok şey kaybetmiş. Şimdi bu mektubu mahkemeye delil olarak vereceğim. En azından şüpheli biri var ortada. Cinayete kurban giden Çiğdem Hanım, ülkemizin güçlü bir gazetesinin sahibesiydi. Bu gazetede çıkan bazı haber ve yorumlardan dolayı bazı kişiler rahatsız oluyordu. Ve uzun zamandan beri kendisini telefonla ve imzasız mektuplarla tehdit ediyorlardı. Bu mektuplardan bir kısmını takdim etmiş bulunuyorum. Mahkememize sunduğunuz bu ihbar mektupları olayların içinde olan bir kişinin varlığını belgeliyor. Maktuliye gönderilen tehdit mektuplarının da aynı şahıs tarafından yazıldığı anlaşılıyor. Bu şahıs hakkında bilgiler var mı? Şahıs ya da şahıslar sayın başkanım. Ne yazık ki kesin kimlik tespit edemedik. Yalnız gazete arşivinden topladığımız nüshalardan deşifre edilen kanun dışı eylemleri, kamuoyuna açıklanan karanlık güçler, hayali ihracatçılar, kaçakçılar belli. Cinayet sebebi bizce yayınlanan yazılardır. Maktule'yi bu nedenle öldürdükleri anlaşılmaktadır. Müvekkilimin cinayetle yakından veya uzaktan hiçbir ilgisi yoktur. Teşekkür ederim. Savcı bey, sanık vekilinin beyanlarına ne dersiniz? Savunmanın sunduğu ihbar mektuplarını delil olarak kabul etmiyoruz. Bir düzen olduğu kanısındayız. Bizce cinayet sebebi başkadır. Bu görüşümüze ışık tutacak şahitlerimizi dinletmek istiyoruz. İlk tanığımız gazetenin yayın müdürü Cemil Işık. Cengiz Bey başarılı bir yönetici ve iyi bir köşe yazarıydı. Rahmetli eşiyle son günlerde araları pek iyi değildi. Çiğdem Hanım öldürülmeden bir gün önce eşinin yetkilerini kısıtlamıştı. Ve eşinden ayrılacağını bana söylemişti. Ayrılma sebebini de söylemiş miydi? Evet, eşinin ihanetini yakalamıştı. Şahidin beyanına bir diyeceğiniz var mı? Şahit beyanını kabul etmiyoruz. İddia makamı dinlettiği tanıklarla davanın özünden uzaklaşıyor. Burada bir zina davası değil, cinayet davası görülüyor. Ayrıca müvekkilimin etkinliği, bulunduğu mevkii bazı hanımlara cazip geliyorsa... Bu durumdan müvekkilimi suçlamak haksızlık olur. Teşekkür ederim. Sizin mütalaanız? Savunmanın itirazını kabul etmiyoruz. İkinci şahidimiz Alev Coşkun, cinayet sebebine daha fazla ışık tutacaktır.
Adım Alev Coşkun. Halen fotomodellik yapmaktayım. Cengiz Bey ile tanışmamız gazetesinin açtığı güzellik müsabakasında oldu. İkinciliği kazanmıştım. Benimle ilgilendi. Ve bu ilgi zamanla arkadaşlığa dönüştü. Ne tür bir arkadaşlıktı? Sevişiyordum. Aşıktım ona. Aşkınıza karşılık gördünüz mü? Evet. Beni sevdiğini defalarca söylemişti. Ne yazık ki karısından boşanması olanaksızdı. Açıklar mısınız? Bana her şeyini anlatırdı. Karısından ayrıldığı an her şeyini kaybedeceğini ve bir hiç olacağını söylerdi. Teşekkür ederim. Şahide soracağınız bir şeyiniz var mı? Hayır, yok efendim. Ya sizin? Sadece müvekkilime bir soru sorulmasını talep ediyorum. Buyurun. Şahit Alev Coşkun'un anlattıkları doğru mu? Yani seviştikleri. Evet. Başka bir şey sormayacağım efendim. Lütfen beni dinler misin? Seni bir kez dinlemiştim. Anlatamadım. Bak. Benim için önemliydi. Anlatsaydın önlem alırdım. Sen de gördün. O küçük fahişenin tanıklığı senin için olumsuz oldu. Davadan vazgeçiyorum. Bunu yapamazsın. Hayatım söz konusu Handan. Sana baştan söylemiştim. Hiçbir şeyi benden saklamayacaktın. Özür dilerim. Seni kaybetmek istemiyordum. Geçmişteki bir hata için benden uzaklaşmanı istemiyorum. Ama beni kullandın Cengiz. Doğru değil bu. Doğru olan tek şey artık avukatın değilim. Başının çaresine bak. Peşimde Azrail gibi dolaşmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz? Seni ipin ucunda sallanırken gördüğüm zaman. Seni o zavallı avukat da kurtaramayacak ya. Küçük bir yalan seni çok kızdırdı değil mi? Küçük yalan davayı aleyhimize çevirebilir. Yani avukat olarak mı kızdın Cengiz'e? Ne demek istiyorsun? Kız yoksa ona tutuldun mu? Bilmem. Kıskandım birden. Bu ahvalde yapılacak bir tek şey var kızım. Söyler misin? Çünkü ihtiyacım var Rıza baba. İçmek. Buyur.
değil, çalışmak için. Çünkü karşı taraf da boş durmayacaktır. Tanıdım elbet. Tanımaz mıyım? Beni jet pilotu sanmıştı. 4.45 uçağından inmişti. Onu otele götürdüm. Peki daha sonra gördün mü tekrar? Ne daha sonrası komiserim? Hemen otele bavulunu bırakıp çıktı. Çok önemli bir evrakını İstanbul'da unutmuş. Gazı köklemişim abi, hala bastır diyor. İnanamayacaksın ama 2,5 saatte İstanbul'a girdim. Sonrasını anladım. Köprüyü geçmeden indi. Yüklü bir parayla beni tekrar geriye postaladı. Ayıptır sorması, bu adam kaçakçı mı? Katil. Ailene haber ver, seni İstanbul'a götüreceğim. Hani beraber ava gidecektik? Çalışmam gerek. Yeteri kadar tembellik yaptık. Hem avdan da hoşlanmıyorum. İstersen ben de gitmeyeyim. Yoo, seni en büyük zevkinden mahrum etmek istemem. Benim en büyük zevkim sensin. Her şeyimsin. Hadi bakayım yürü. Beni rahat bırak. Çalışmam gerek. Model bir ideal Luman makinede yazılmış hepsi. R harfleri de bozuk. Seni özlediğim için erken döndüm. Rıza baba kalp krizi geçirmiş. Hemen gitmem lazım. Ya, ben de seninle geleyim. Yok, hayır. Hemen dönerim. Lanet araba çalışmıyor. Bir de ben deneyim. Nerede benim veda öpücüğüm?
Rıza baba! Rıza baba! Rıza baba! Rıza baba, bu makineyi başkomiser Cemal'e teslim et. Cengiz katil Rıza baba. Bu makine ona ait. Sevdiğim erkek bir katil. Kendimden iğreniyorum. Cengiz, sen misin? Rıza baba nasıl oldu? Rıza baba iyi. Önemli değil yani. Öyleyse niçin benim yanımda değilsin? Elimle yemek hazırladım sana. Şampanyamız da hazır. Seni çok özledim. Her şeyini. Daktiloyu buldum Cengiz. Ne daktilosu? Tehdit mektuplarını, ihbar mektuplarını yazdığın daktiloyu. Kanlı ellerinle dokunduğun makineyi buldum. Ne yazık ki bana da dokundu o iğrenç ellerin. Seni içimden söküp attım ama tenimden iğrenç izlerini nasıl sileceğim bilemiyorum. Sen sadece katil değil, iğrenç bir erkeksin. Rıza baba, bu makineyi başkomiser Cemal'e teslim et. Cengiz katil Rıza baba. Bu makine ona ait. Sevdiğim erkek bir katil. Kendimden iğreniyorum. Deli kız. Söyledim ama inandıramadım. Çünkü o adamı seviyordu. Seni sevmiştim. Ben de seni sevdim. Ama canım kadar değil. Thank you.
Keşke ben yanılsaydım kızım. Çünkü onu sevdiğini biliyordum.